Efendim merhabalar, sanal direktör hoş geldiniz. Spor Toto Süper Lig'de yeni hafta başlıyor. Bizler de hafta boyunca sizlere sormuştuk takımlarınızın dizilişlerini, takımlarınızda hangi oyuncuları görmek istiyorsunuz diye. İşte her zamanki gibi açıklayacağımız sanal direktör de Raşit Altın'la birlikte yaklaşık bir saat boyunca karşınızda olacağız. Raşit Altın hoş geldiniz. Bugün de hoş bulduk. Her zamanki gibi değerli izleyenler, Raşit Altın'la beraber puan durumu önce ekranlarımıza gelsin bakalım. Spor Toto Süper Lig'de yeni haftaya başlarken puan durumu haftanın genel görünümü nasıl ekranlara geliyor? Raşit Altın, ya tabii Trabzonspor'un çok 11 puanlık farkı var. İnanılmaz tabii, bir avantaj tabii yani 5 hafta kala. Çok çok büyük bir avantaj. Yani tabii bugün Fenerbahçe zor bir deplasmana gidiyor. Hani puan kaybetmesi halinde Trabzonspor da çok zor deplasmanda, Demirspor deplasmanda, Adana'da kazanması halinde şampiyon olabiliyor. 11 puan çok ciddi bir fark ama tabii Fenerbahçe taraftarı mesela, evet, hafta boyunca konuşuyorum çok sık taraftarlarla. Hani 8 puana düşerse, işte 5'e düşerse devam ediyor. Şimdi tabii ki matematiksel olarak devam ediyor ki Fenerbahçe de bu akşam maçın favorisi. Bu bir gerçek yani. Büyük takımlar böyle maçlarda mutlaka reaksiyon gösterirler yani. Kazanması gereken maçı kazanabileceğini düşünüyorum ben. Tabii ki futbol, Rizespor'un da kazanmaktan başka şansı yok. Ama bir adım önde görüyorum ben tabii Fenerbahçe'nin. Futbolu belli olmaz ama Fenerbahçe'nin tabii şampiyonluk şansı devam ediyor ama en önemlisi ikincilik şansı. Ben o koltuğu bırakacağını düşünmüyorum. Tabii ki futbolu göreceğiz. B devam ediyor. Bu da ikinci sayfa değerli izleyenler. Valla alt tarafta da Cihan 10 puan çok ciddi bir fark. Küme düşme attığı için. Yani 5 maçta 10 puan. Yani, sanki biraz daha rahatladın mı GZT Giresun? Tabii şimdi GZT Giresun hiç maç kazanmadan da kümede kalabilir. Ama tabii ki garanti değil. Evet. Hani böyle bence en az bir maç kazanmak zorunda GZT Giresunspor. Yok, zaten bu hafta kazandığı takdirde Altay'ın puan kaybıyla küme düşen takımlar iyice şekillenebilir. Çünkü evet, yani 4 hafta tabii, kalacak. Tabii, 12 puanla çıkarsa 12 bak. Tabii. Yani. Daha da netleşebilir. İzleyip göreceğiz. Peki, puan durum böyleydi değerli izleyenler. Haftaya başlarken peki haftanın genel görünümü nasıl? Haftanın fikstürü de bir ekranlara gelsin bakalım. Maç maç, Raşit Altun'un dikkatini çeken maçlar. Öne çıkan maçlar hangileri? Valla tabii ki Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı, tabii ki Adana Demirspor Trabzonspor maçı şampiyonluğu etkiliyor ama bence hani bir Beşiktaş Kasımpaşa maçı. Tabii söyleyecek. Sanki bence haftanın maçı olacak gibi. Daha doğrusu hani böyle bol gollü. Yani futbol ya, şimdi takımında biz böyle hep bol gollü konuşuyoruz. 0-0-1 bitiyor ama hani yani bence haftanın maçı en keyifli maç. Yani seyir zevki açısından mı söylüyorsun? Tabii seyir zevki açısından. Yoksa tabii ki Fraport Tav, Antalya Spor, Yukatel, Kayseri Spor maçı, Demir Grup Sivas Spor, Aytemiz Alanya Spor maçı, Kupa'da oynadılar hafta arası. Tabii ki çok zevkli, keyifli maçlar var. Ama hani seyir zevki açısından bence Beşiktaş Kasımpaşa maçı. Mesela Altay Galatasaray maçından bir şey bekliyor musun sen? Ben beklemiyorum açıkçası. Yani ben puan kaybı yaşayabilir diyorum. Çok Galatasaray'ın puan kaybı. Tabii ama hani böyle bir, tabii ki o da şey olur. Mutlaka Altay saldıracaktır, kazanmak isteyecektir. Bence kazanmaya yakın takım Altay ama çok büyük bir beklentim yok. Yok diyorsun. Şey yani çok merak etmiyorum o maçı anlamında söylüyorum. Yok, yine tabii Adana Demirspor Trabzonspor maçı da. Bence kesinlikle bol gollü olur o maçta. Yine Adana Demirspor Trabzonspor maçı da hani kran kranayı hani maç olacak değil tabii mi? Şampiyonluk yolunda olduğu için o zaten kesinlikle. Tabii çok bütün Türkiye'nin seyredeceği maç olacak. Hani onu zaten ayrı tuttuk Rizespor Fenerbahçe maçıyla. Peki. Böyleydi değerli futbol severlerin puan durumu hem de haftanın fikstürü. Bakalım sanal direktörde hafta boyunca sizlere sormuştuk Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçının 11'lerini. Bakalım taraftarın tercihine işte ekranlara geliyor. İlk olarak Çaykur Rizespor diyoruz. Gökhan Akkan. %69 düzelteyim. Evet. Ama ben şunu söyleyeyim ben de sana. Cihan, benim kişisel tabii yani Gökhan Akkan'la Tarık arasında bu kadar büyük bence fark olmamalı. Yani Tarık da iyi bir kaleci. Fenerbahçe altyapısından biliyorsun. Evet. Yani mesela işte örnek veriyorum %55'e %45 gibi bence fark. Benim gözümde fark. Tabii ki böyle kritik maç. Tabii ki daha deneyimli. Bir numaralı kaleci Gökhan Akkan ama hani bu fark biraz şey fazla geldi bana. Son haftaları gelirken özellikle belki de taraftar. Tabi deneyim çok önemli, bu gerçek. Bakalım stoper hattı nasıl, neler diyor Çaykur Rizespor taraftarı. Fenerbahçe mücadelesi öncesinde Gökhan Gönül alternatifi de yok. %74 aldığı oy Gökhan
Gönül'ün o mevkide Holmen ve Pong dayını stoper hattında. Zaten devam Türkiye'de de yıllarca alternatifi yoktu Gönül'ün. Süperlik hayatı boyunca tabii, değil mi? Yani, tabii. Yine Eren de devam ediyor. Çaykur Rizespor forması altında. Cemali'yi burada Eren'in de Cemali'yi geçmesi. Ya aslında tabii Eren de çok üst düzey oynamış futbolcu. Biliyorsun Japonya'ya da transfer yapmıştı. Öyle bir enteresan kariyeri oldu. Iwata'ydı galiba. Öyle. Evet Cemali'yi geçmesi. Cemali oynadı sezon boyunca ama Eren de demek ki Rizespor taraftarının gözüne girmiş. Bakalım savunma hattı nasıl? Çaykur Rizespor taraftarı ne diyor? Sabo ve Bayano. Şimdi tabii burada Getson Fernandez. Yok. Yok. Çok büyük, çok büyük bir eksiklik. Ligin seneye Beşiktaş formasıyla seyredeceğiz. En iyi orta saha oyuncularından biri. 99 doğumlu. Ben kesinlikle eksikliğini hissedecektir Rizespor. Önümüzdeki sezon da Beşiktaş. Evet. Ve en kritik maça denk geldi yani. Şimdi bu tam ölüm kalım maçı. Sahanı da haftalardır en çok koşan oyuncusu. Evet yani Rizespor'un da zaten hani son haftalardaki geldiği günden beri yıldızı olduğunu çok açık bir şekilde seyrettik, gördük. Bakalım Getson Fernandez'in yokluğunda orta sahanın nasıl kurguladığı taraftar ekranlara geliyor. Boyd sağ kanatta, Boldrin 10 numara bölgesinde ve Bolasie ise sol kanatta yer alıyor. Yani tabii büyük bir hayal kırıklığı oldu Bolasie'ye. Olmadı. Olmadı yani. Bakalım forvet tercihi. Şimdi burada duralım. Tabii Boyan Palo, Leverkusen'den kiralık biliyorsun. Ligin en çok gol atan oyuncularından biri, 14 golle gol krallığı yarışında. Atmaya devam ediyor. Evet. 12'sini Rize'de atmış. Bu 14 golün 12'sini içeride atmış. 9'unu da ikinci yarı atmış. Yani attığı 14 golün 9'unu ligin ikinci yarısında atmış bir oyuncu. Ve daha bitmede zaman var. Evet, yani Finlandiya milli takımının da Avrupa Şampiyonası'na ilk kez gitmiş geçtiğimiz şey. 2020 Avrupa Şampiyonası'na ilk golünü atan oyuncu. Enteresan bir oyuncu. Yani biraz ben mesela bir golcü şansı diye bir şey varsa Foyan Paolo'da var o bence. Daha çok hani Sherlock tarzı bir ben tabii çok sanki. Tabii ki üst düzey bir oyuncu. Tabii ki yani Leverkusen'in oyuncusu. Yani benim çok beğenmediğim bir oyuncu açıkçası ama golcü şansı var. Atıyor yani. Top önüne düşüyor zaten. Penaltı da iyi kullanıyor tabii. Onu da söylemek lazım. Önemli. Topa vuruşları da yine iyi. Evet, evet. Önemli bir golcü. Çaykur yani 7 gol, şey, 7 golü de bu arada. 7 golü de. 3 golü şey 3 golü Trabzonspor'a, 2 golü Beşiktaş'a, 2 golü de Galatasaray'a atmış yani. Bu 14 golün 7'si de büyük takımlara. Çok önemli bir şey yani bu. Bunu da eklemek gerekiyor. Evet. Muleka ile birlikte ligin ikinci yarısında 9, çok özür dilerim, 9 golü var. Yok yok lütfen lütfen devam edin. Payan Polo'nun Muleka ile Kasımpaşa'nın Yıldızı ile 9 golü var ligin ikinci yarısında. İki çok formda golcü. İki çok formda oynuyor. 136 dakikada bir gol atıyor. Önemli. Rizespor için. Böyleydi değerli futbol severler. Çaykur Rizespor'un 11'i peki taraftar. Cihan yani şöyle bakıyorsun tabii Rizespor'a. Hep küme düşme hattında biliyorsun. Bak işte Sisse de %34 almış. Böyle bir toplama takım yani anlıyor musunuz? Her sene bu kadar transfer gitti, geldi. Evet. Böyle yıldız teknik transferler. Teknik direktör konusunda da yine benzer bir istikrar sağlanamadı. Zaten bak, alt taraftaki takımlara bak. Hepsi aynı. Çok transfer, çok hoca değişikliği, ya sürekli hoca değişikliği olmuyor işte böyle ya. Bunu artık anlaması lazım kulüplerimizin. Yani sürekli hoca değiştiriyor. Sürekli her sene kadro değiştiriyor. Doğru. Devamlılık yok. İstikrar yok daha doğrusu. Böyleydi değerli futbol severler. Çaykur Rizespor'un 11'i. Bakalım Fenerbahçe taraftarı ne diyor bu zorlu deplasman öncesinde taraftarın seçimi. Merak ediliyor. Bakalım Fenerbahçe taraftarının seçimi ne? Altay Bayındır yine %96'lık bir oyla. Yine söylüyorum. Geçen hafta Göztepe maçında da gördük Can. Çok net iki pozisyonu var Göztepe'nin maçın ilk yarısında. Fenerbahçe'nin tabii ki Zayis, tabii ki Crespo, tamam herkes ama bence Fenerbahçe bugün şampiyonluk yarışındaysa bunun bir numaralı etkeni sağ içindeki de futbolcular arasında sakatlıktan müthiş dönen Altay olduğunu düşünüyorum ben. Ligin ikinci yarısında en çok puan toplayan takım biliyorsun Fenerbahçe, 30 puan ve bunun bence Altay farkıyla burada Fenerbahçe hala şampiyonluk, tamam tabii ki çok düşük şampiyonluk şansı ihtimali ama hala yarışta olmasının nedeni Altay Bayındır bence. %100 yani Altay Bayındır'ın performansı çok önemli. Aynı zamanda sahiçi liderliği de. Evet evet. Takımı yavaş yavaş o liderlik. Çok kaliteli bir yani şimdi Fenerbahçe takımının kalesine yakışan bir isim. Çok kaliteli de bir
futbolcu. Sağ içi, sağ dışı. İnşallah böyle devam eder. Kariyeri daha da gelişerek devam eder. Bakalım savunma hattında tercih nasıl, taraftar seçim ekranlara geliyor. Osayi %. Artık Fenerbahçe'nin savunması bu. Burada Salah'ı oynatıyordu. Hatta Brezilya basınında bir haber gördüm. Pereira'nın Osayi, evet. Samuel'i. Daha doğrusu Brezilya hackerlar hocanın Pereira'nın şeyini patlatmışlar. Transfer listesini patlatmışlar. Osayi Samuel var. O listede Fenerbahçe'nin defans attı bu. Salah'ı oynatıyordu zaman zaman hoca. Orada da Salah'ın ve Pelkas'ın sakatlığı var. Pelkas'ın var. O yüzden ideal kadrosu bu. O da çok şey değil miydi ya? Enteresan değil miydi? Pereira'nın transfer şeyini patlatması. Ya genelde hani Brezilya'da... Orada Rozier de var biliyorsun. Evet. Beşiktaşlı Rozier de var. Evet. Evet. Enteresan yani. Samuel'e önce sağ bek olarak evrildi. Evrildi. Bunu yapan isim de bence hocaydı, Pereira'ydı. Ama yani sonrasında tam... da şimdi transfer listesinde hani madem demek ki beğendiği bir oyuncu aynı zamanda sağ bek halinden Pereira. Belki önlü arkada önlü arkada oynatacaktır Rozier ile. Fena da olmaz. Yani. İki tane dinamik, atletik, süratli, çabuk, kuvvetli. Doğru. Oyuncu. Kim Min-jae ile Serdar Aziz oldular sanki. Oldu. Ya, bu iki bak. Stoper. Kim Min-jae zaten. Onu da Pereira'nın getirini tekrar söyleyelim. Transfer ettiğini. Ya Serdar Aziz de hakikaten Türk stoperleri, yani iyi bir stoper. Kariyeri boyunca iyi stoperdi ama çok fazla sakatlık sorunu yaşadı maalesef. Demek ki anatomik olarak buna müsait. Bazı oyuncular biliyorsun oluyor yani. Yapacak bir şey yok. İstediğin kadar kendine bak, istediğin kadar idman, antrenman yap. Serdar Aziz de bunun bence kariyeri boyunca sıkıntısını çekti. Ama şu anda Kim Min-jae ile çok iyi bir ikili oldukları muhakkak. Devam edelim bakalım. Orta saha Fenerbahçe taraftarı vallahi ligin en formda orta sahası diyorum bir kez daha. Evet. Zaitsev ve Crespo ikilisini taraftar da güveniyor. Hoca güveniyor. Evet. Ligin de en formda dediği en gibi. En iyi orta saha ikilisi şu anda. Orta saha ikilisi oldular. Evet. Net. En formda orta saha ikilisi. Devam edelim. İrfan Can Kahveci geri dönüyor takıma. Hı. Mert Hakan'ın aldığı oy 18 ama ben Arda Güler'i göremeyerek biraz buruldum. Ben tabii ki gönül istiyor 2005 doğumlu bir oyuncunun sürekli oynamasını ama hoca bence iyi kullanıyor. Yani çok eleştiriliyor. Bence ben olsam... Eleştiren isimlerden biriydik hatta. Ben de eleştiriyorum. Ben hala eleştiriyorum. Ben olsam son 5-10 dakika oynatması konusunda eleştiriyorduk ama şu anda sanki fena da gitmiyor Arda'yı böyle kullanmak. Hoca çok iyi kullanıyor. Ben olsam direkt oynatırdım ama tabii biz hoca değiliz. Biraz belki romantik düşünüyoruz. İsmail Kartal bu takım buraya getirdiğine göre en iyisini biliyor. Hocanın kararı doğru. Ha, bana kalsa ben oynatırım. Ama belki de ben oynatsam o zaman çocuğu kaybeder. Onu söyleyecektim. Arda'yı böyle kaybeder. Arda'yı oynalıp ilk 45 dakika bir anda sahaya sürüp fiziken oyuncuyu düşürüp sonrasında ikinci yarı oyundan alıp hem Arda'ya zarar vermek sonrasında taraftara ya Arda da meğer kendini daha çok geliştirmesi lazım yorumunu yaptığınız andan itibaren zaten işte o da olabilirdi mesela oynatsak. Hoca bence çok iyi götürüyor, çok iyi idare ediyor. İsmail Kartal zaten takımı getirdiği yerde ortada. O yüzden tabii ki hocanın kararını Rossi'yi beğeniyor musun Raşit Altun? Yani ben Rossi konusunda çok ortadayım. Ben şimdi bizim lig zor bir lig. Diyemiyorum hani böyle tamam ya Rossi tamam hani doğru ama MLS'ten geldi. Major Soccer League'den geldi, Amerika Ligi'nden. Yani çok üst düzey bir lig değil yani. Defans yapılmıyor. Hani biraz böyle küme düşme yok biliyorsun. Söylemeye gerek yok. İzleyicilerimiz biliyor. Hani biraz böyle şey bir lig yani. Biraz şova dönük, gole dönük bir lig. Bir alışma süreci oldu. Uruguay milli takımında bence Fenerbahçe satış opsiyonunu, satın alma opsiyonunu kullandıktan sonra bakalım performansını göreceğiz. Benim de beklentim çok yüksekti mesela. Rossi'den. Daha yüksek bir beklentim vardı. Göreceğiz. Bundan sonra gelecek sezon neticede Dünya Kupası'na gidecek Uruguay milli takımıyla. Önemli yani. Mert Hakan yine %18. Evet. Sahiçi liderliği de Mert Hakan'ın son dönemde ortaya çıktı. Takıma liderlik ediyor. Fenerbahçe'nin bence tabii ki o oyuncu bak en önemli özelliği. Hoca da bunu yapıyor zaten. Bak 4 tane iki ünlü oyuncu var sahada. Mert Hakan, İrfan Can, Crespo, Zayt. Hücumda da fazlasınız. Defansta da yani top sizdeyken hücum ederken de fazla top rakibi geçince topun arkasına geçen 4 oyuncu fazla. Ben 4-1-4-1 gibi oynadığını artık eminim bu konuda. Tabii. Hani sanki kağıt üzerinde orada. Tabii. Sağ içinde bunu çok net görüyoruz. Crespo... Ama bak bu çok büyük bir avantaj.
%100. Bakalım en uçta taraftar Serdar Dursun'u görmek istiyor. Doğal olarak yani. Valencia'nın da transfer söylentileri MLS ligleriyle. Yani tabii artık onun MLS liginden takımlarla konuşuluyor. Yani. 33 yaşında zaten. Valencia'da Berisha yine. Oldun Berisha kalmalı mı? Ya Fenerbahçe seviyesi farklı. Can. Beşiktaş seviyesi farklı. Galatasaray seviyesi farklı. Trabzonspor seviyesi farklı. Fenerbahçe bir kesinlikle santrafor transferi yapmak zorunda seni. Yani lig var. Serdar bence elinden geleni yaptı. İyi de oynadı. Bugün Fenerbahçe'nin santraforu bence de Serdar Dursun. Ama mutlaka takviye yapmalı orayı. Yapacaktır zaten. Yani sadece Serdar Dursun'la Serdar Dursun, Valencia, Berisha bu üç oyuncu bile hani devam etse ben sayısal olarak yetmez. Dört tane santraforunuz olacak. Yani biri mesela forvet olur. Ama hani dört kişi olacak orada. Peki. Mutlaka takviye yapacak diye düşünüyorum. Raşit Altun birkaç yorum daha alayım. Sonrasında vallahi çok zor maç. İki takım içinde. Adana Demir Spor maçını konuşacağız. Yani gerçekçi olalım. Rize Spor zaten bu maçı kazanamazsa küme düşüyor. Fenerbahçe, puan anlamında da artık. Tabii tabii. Yani. Fenerbahçe'de kazanamazsa yarıştan ne olursa olsun bir ışık var. Sonuçta futbol bu. Ayrıca Konya Spor'la yapılan bir ikincilik mücadelesi var. Fenerbahçe de kazanmak zorunda. Ben hani böyle maçlarda büyük takımların bu maçları daha fazla oynayan oyuncular, daha fazla bu baskı altında oynayan oyuncular. Fenerbahçe zaten iyi oynuyor. 9 haftadır gümbür gümbür geliyor. Bu momentumun devam edeceğini düşünüyorum. Tabii ki futbol ama ben hani Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. Ama hani Rizespor'un kazanması ya da puan alması sürpriz değil tabii artık. 33. hafta. Kümede kalmak için çıkacak Rizespor'da sahaya. Doğru. Ama hani ben oyuncu kalitesi, kadro, oyun sahadaki son haftalardaki görünce Fenerbahçe önde görünüyor. İzleyip göreceğiz. Peki. Böyleydi değerli izleyenler. Raşit Altun'dan bu maça ait yorumları da aldık. Adana Demirspor Trabzonspor maçıyla devam ediyoruz. Trabzonspor Adana deplasmanında, Adana Demirspor deplasmanında şampiyonluk için büyük bir adım atmanın peşinde olacak. Bakalım 11'ler nasıl ekranlara geliyor. Kalede Muriç var. Sezonunda en iyi kalecilerinden biri. Kesin. Kolay olmayacak tutmak. Yani tabii. Seneye tabii yabancı sınırından sebep belki Adana Demirspor'un bazı isimler geçiyor yerli kalecilerin. Evet tabii ki makul mantıkla bir şey diyemeyiz. Saygı duymak lazım ama Muriç hakikaten ligin en iyi kalecilerinden biri. Söylemişken sen Raşit Altun konuyu açıyor ama kısa bir dakika da olsa yorumunu alayım. Federasyonda yaşananlar, işte başkanlık seçimi, değişimler, o rüzgar, yabancı sınırına bir dokunuş gelir mi? Vallahi yani dedikodulara göre 8+3 devam edecek. Benim biliyorsun kişisel fikrim serbest olması gerekti. Evet. Yani yabancı yerle öyle bir şey hep olmaması zaten gerekiyor bence. Yabancı sınırı varsa niye o zaman milli takımın başında yabancı teknik direktör var? Kaç tane teknik direktör var boşta yani? Sergen Yalçın boşta. Aykut Kocaman boşta. Fatih Terim boşta. Şenol Güneş boşta. Okan Buruk boşta. Bu hocaların hepsi de şampiyonluk yaşamış hocalar. Niye o zaman Stefan Kuntz var? Profesyonel artık yani 2022 senesindeyiz. Yerli yabancı hoca. Bunun hiçbirinin olmaması lazım. Oluyorsa da o zaman yabancı milli takımda niye yabancı teknik direktör var? Diye düşünüyorum ben. Bence kesinlikle serbest bırakılmalı. Ha tabii ki bazı kısıtlamalar getirilebilir. Milli olma şartı gibi mesela Premier Lig'de var ya. Ya da işte yaş sınırı. 30 yaş altı şartı koyarsınız. Ya da mesela örnek veriyorum işte 20 yaş altı işte 30 yaş altı oyuncuyu yabancı sayma, 30 yaş üstündekini yabancı sayarsınız vesaire vesaire bir takım şeyler koyulabilir yani. Ama kesinlikle ben karşıyım. Üst düzey futbolda artık bu olmamalı. Peki. Adana Demirspor taraftarı Muriç'i kareye koydu. %86 ile peki savunma attı. Nasıl? Ekranlara geliyor Svensson. %81 Samet. Tayyip Talha da fena oynamıyor. Valla ikisi bence yani ligin iki iyi yerli stoperi. O kadar. Hakikaten iyi oynuyorlar. Evet. Ve bak her defansif olarak da ofansif olarak da her duran topta gittikleri zaman da kendi ilk yani zamanlar Tayyip Talha çok girmiyordu. Evet. Hep topu vuruyorlar biraz ama biliyorsun. Biraz çekingendi şimdi o da. Montella Hoca'nın mutlaka hani çıkın evet, demesinin evet etkisi. Hayır, her kornerde topa neredeyse vuruyorlar. Korner atışlarında duran toplarda ya Samet vuruyor ya Tayyip Talha vuruyor.
defansif olarak da ofansif olarak da çok etkililer. Bir kere ikisi de 1.90 ve üzeri. Çok önemli yani iki stoperinizin yerli olması. Her açıdan. Sınır açısından, yabancı sınır açısından, iletişim açısından, her açıdan iyi. Milli takım vaat ediyorlar mı? Bence mesela Samet bu seneki performansıyla milli takıma gitmeyi hak etti. Benim fikrim. Peki. Samet Ekaydın'ın milli takımı. Tabii oynar oynamaz. Şimdi üst düzey stoperlerimiz var. Kolay değil. Çağlar var, Çağlar, Ozan Kabak Merih. Var, Merih var, Merih var, var, Kaan Ayhan yine var. Yine form yakaladı. Serdar Aziz var, var, var. Ama bence Samet de hak ettiğini düşünüyorum ben bu sezonki performansıyla. Geçen sene Keçiören Gücü'nde oynuyordu. Şimdi Yıldız'ı Demirspor. Devam edelim. Bakalım orta saha seçimi nasıl taraftarın? Gökhan İnler. Deneyimli iki orta saha oyuncusu. İstanbul'u de yine. Evet, yani çok deneyimli iki oyuncu. Devam edelim. Yunus Akgün, vallahi sezonun yıldızlarından biri. Vargas, müzik yıldızlarından biri. Sezonda Galatasaray forması altında yer. Bakalım Galatasaray'da mı olacak ama gelecek sezon. Belki yurt dışından transfer söylentileri, dedikoduları var. Galatasaray'ın ekonomik durumu var. Kalırsa oynar o %100 bence. Yani bu Galatasaray'da herkes oynar canım. Belhanda da oynardı yani gitmeseydi. Ya Belhanda gerçek... bilemiyorum. Sanki Montella Hoca biraz saha içinde Belhanda'ya sabrediyor gibi. Yani hadi belki 5 dakika daha, 3 dakika daha hani. Sanki biraz Belhanda konusunda. Hoca da emin değil ama hani. Ben sana bir şey söyleyeyim mi ya? Bırak yani Belhanda, İstanbul'u, Gökhan İnler, Belhanda. Galatasaray orta sahada çok rahat oynarlar yani. Orası. Yani Galatasaray'ın orta sahasında bu üçlü olsa bence bu Galatasaray bu puan durumunda burada olmazdı. O kadar da. İddialı oldu biraz ama. Yani Vargas sezonun yıldızlarından. Büyük takımlara ismi, en azından ben dedikodusunu duydum hani ismini vermeyeyim. Ama Demirspor'da oyuncuyu tutmak istiyor Vargas. Devam edelim bakalım. Forvet mesela burada seçeneği... Akintola mesela o Hatayspor'daki etkiyi veremedi. Veremedi. Balotelli cezalı değerli izleyenler. Asson Balonga oynayacak. Bence evet. Bu Adana Demirspor için hayırlı bir ceza. Yok artık canım. Yani ben son haftalardaki Balotelli'yi görünce ya, tamam ama yani isim hani sanki bak, çünkü sezon bak. Sonu yaklaştık ya Balotelli artık yıllardır yaptığını yine yapmaya başladı. Hayır artık ama yavaştan bak, tatil planları. Tamam ama doğru ama. Çok büyük, iyi bir sezon geçirdi onu söyleyeyim. Büyük oyuncular büyük maçlarda farklı olur. Yani isim olarak Balotelli'nin sahada olması bence bir kere rakibi rahatsız eder. Ha. Asan Balonga ile Balotelli biz çift tanelere ulaşan iki santrafor. Bence aratmaz oyuncu kalitesi olarak. İsim olarak Mario Balotelli. Burada Remy biraz şey oldu. Hani çok açıkçası gereksiz bir gözükmedi transfer oldu. Gözükmedi ve yani. Gereksiz transfer olduğuna %100 katılıyorum. Ya, ama şunu da söyleyeyim tabii. Geçen hafta Kasımpaşa karşısında tabii Kasımpaşa'nın çok güçlü oyunu var. Çok güçlü bir takım ama sürklesi oldu Demirspor. Yani Demirsporlar için biraz moral bozucu bir... Nefes aldırmadı. Yani. 4-0 bitti. Penaltı kaçırdı Kasımpaşa. Çok daha farklı olabilirdi yani. O yüzden bir reaksiyon göstereceğini düşünüyorum ben ama rakip de Trabzonspor. Bu hafta kupa maçında yani geçelim istersen. 4 haftadır 5 haftadır kazanamıyor. Bu hafta 4 haftadır kazanamıyor. Bu hafta arası maç kazandı en azından. Trabzonspor. Geçelim Trabzonspor demişken sen Raşit Altun bakalım taraftar değerli izleyenler artık şampiyonlar gün sayıyor Trabzonspor. Taraftar ne diyor ekranlara geliyor. Uğurcan diyor %94 yine bir 5-6 puanlık bir kaçak mı diyeyim orada hani bir var. %94'lük aldığı oy. Bruno yorum yapmaz. Evet, yani bilemiyoruz niye %94 aldığını bilemiyoruz. Trabzon'da futbolcu olmak da hakikaten zor yani. Çok seviyorlar kulübü Trabzonlular. Beklenti bir de çok yüksek. Ya bak Uğurcan 38 maçın 30'unda kaleyi kapatsa 30 maç kapatmış niye 8 maç gol eder diye düşün. Tabii abartıyorum tabii biraz ama özellikle altyapıdan gelen oyuncularda o şey baskı, beklenti ve baskı çok yüksek. Devam edelim bakalım. Trabzonspor taraftarı Bruno Perez diyor %84, Ahmet Can 32, Hugo. Burada da Puhaz bence biraz hayal kırıklığı oldu. İyi başladı ama iyi götüremedi. Bir düştü. Yani neticede Bundesliga futbolcusu ama hani bizim ligimize de uygun, atletik, fizik gücü yüksek, tempolu, kuvvetli bir oyuncu ama bence beklentinin altında kaldı. Devam edelim orta saha seçimiyle.
taraftarın. Dorukhan diyor. Rashid Altın Dorukhan formayı aldı. Evet, doğru. Sağ bek olarak başladığı sezonda iyi de oynuyor. Sezonun çok açık oyuncularından ve çok net Dorukhan da Trabzonspor orta sahasında iyi iş çıkarıyor. Hamşik'le beraber formayı kaptı. Berat yok. Evet. Ya tabii Dorukhan oyunun iki yönünde de daha iyi bir oyuncu Berat'tan. Bu bir gerçek yani. Ofansif olarak da, defansif olarak da. Trabzonlular da söyledik. Futbolu hakikaten iyi bilen bir şehir. Bence doğru tercih. Yani bana da sorsan Dorukhan mı, Berat mı? Ben de Dorukhan'ı tercih ederdim açıkçası. Bakalım 10 numara mevki için taraftarın seçimi ne değerli izleyenler? Evet, mesela yani Bakasetas. Abdülkadir kesiye yemiş yani. Trabzonlarda. Taraftar. Evet. Biliyorsun taraftar. Ben mesela bu maçta Kuasi'den bir şey bekliyorum. Patlama. Fena da oynamıyor, onu da söyleyelim. Evet. Yani Svensson'la Berat içinde Lildas var bu arada. Raşit Altın. Svensson'la Kuasi oradaki mücadele güzel olacak. Onu keyifli bir mücadele izleyeceğiz orada. Bakayemen'in belirsizliğini bu yani arada. Yani Bakayemen büyük bir ihtimalle oynamayacak diye biliyoruz yani. Vallahi Lille iddiası var. Ya, olabilir tabii yani. A milli takımımızın oyuncusu biliyorsun. Size'lı. Yani 1.87 boy. Genç bir oyuncu. İki tane yabancı dil biliyor. Atina'da bir süre hani yaşamış, top oynamış. Çok değişik, çok özel bir oyuncu. Olabilir, neden olmasın yani. Lille, Trabzon'la, Türkiye ile bağlantıları olan bir kulüp. Üç oyuncumuz vardı. Yusuf gitti. Zeki Çelik orada. Burak Yılmaz bu sene herhalde, o da ayrılacak. Olabilir. Peki. Keşke bakalım olsa yani. Keşke transfer olsa. Hem Trabzonspor para kazansın, hem oyuncu gelişsin. Milli takımımız için önemli. Bakalım forma seçimi ne? Trabzonspor taraftarı Cornelius'tan yine yani şaşmıyor. Yok. Risk almıyor diyelim daha doğrusu artık sezon tamamlanırken. Maç yorumu alayım, geçelim. Valla 3 sonucu açık maç. Adana Demirspor'un geçen hafta ağır bir mağlubiyet alması. Hem skor hem oyun olarak. Bakalım reaksiyon gösterecek mi? Yani Trabzonspor için de artık sözün bittiği yer yani. Şampiyonluk maçı. Bu maçı kazanırsa %99 şampiyon Trabzonspor. Yani bir puan yetiyor Trabzonspor'a bu maçı kazandığı zaman. Ki fikstüründe içeride Baltay maçı var. Bence hoca da oraya bırakmak ama tabii istemiyor. Ben de şunu söyleyeyim ama sana. Ben de şunu görüyorum. Bilmiyorum tabii sevgili izleyicilerimiz ne düşünür. Biraz Abdullah Hoca'yı böyle biraz gergin olduğunu düşünüyorum. Sağ kenarında o yüz ifadesi. Ben de maç sonu açıklamaları için aynı evet, söyleyeceğim. Evet tabii. Hepsi dahil. Sağ kenarında maç sonu açıklamaları biraz hoca gergin. Bir de şeyini gördün. Bizim sevgili arkadaşlarımız yaptı sezon sonu istatistiğinden Nisan ayı. Tabii. Kabus gibi hocanın Nisan ayı. Hoca hep bir puan kaybı. O stresi evet. Yaşıyor. Ama tabii o her şey sevgili Can, ilk şampiyonluk çok kritiktir. O baskı, o her şey ilk şampiyon olabilse, yani bir kere olabilse Abdullah Avcı bence bundan sonra artık çok etkilenmeyecek. Ama bir türlü onu şey yapamadığı için her zaman en zor ilk şampiyonluktur. Yani futbolcu olarak da, kulüp olarak da, hoca olarak da bakalım göreceğiz. Daha matematiksel olarak bir şey bitmeden bu da bir gerçek yani. Ama hani bu saatten sonra ben çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. Hani Trabzonspor'un şampiyonluğu kaçırmasın. Futbol. Peki. Medipol Başakşehir Atakaşa Dayspor maçıyla devam ediyoruz. Değerli futbol severler, 11'de ekranlara geliyor. Kalede Volkan var. Ya burada da mesela bana sürpriz oldu biliyor musun? Yani Volkan'ın %94 olup Muhammed Şengezer'in gelecek vaadinden kalecilerden biri biliyorsun. Bursa altyapısından bu kadar geride kalması. Demek ki deneyim. Hoca da güveniyor. Emre Belezoğlu da. Volkan Babacan'a deneyim çok önemli tabii yani. Savunmayla devam edelim. Kaysara, Duarte, Epuriano ve Hasan Ali kaldırın. Kesin seneye mesela Duarte de çok iyi oynuyor. Emre Belezoğlu geldikten sonra tuttu. Ama oraya takviye yapacak bence %100. Ki Epuriano da artık yaş. Yani, evet bir de son yıllarda çok sakatlık sıkıntısı yaşadı. Evet. Devam edelim. Yani bir havalı geldi Pizzi. Evet, üst düzey bir İlk oyuncu. İlk birkaç maçta fena evet, da değildi ama ben hani beklentinin onun da altında kaldığını düşünüyorum. Pizzi'nin de evet. Orta sahada kaldı. Tolga Ciğerci de tam tersi. Giderek evet, beklentiye devam ediyor. Yani beklentileri net karşılıyor. Çok net. Onu söylemek lazım. Bakalım değerli izleyenler, Serdar Gürler %73 aldığı oy. Trezeguet yine yüzde. Yani valla. Trezeguet de valla
Büyükşehir Belediyespor'un Başakşehir iyi oynuyor. İyi yönetiliyor. Yani şimdi Trezeguet Aston Villa'dan oyuncu kiralıyor. Premier Lig takımından. Oynuyor, oynamıyor orada. Mısır Milli Takımı'nın oyuncusunu kiralıyor yani. Çok iyi bir transfer. Yani bence kesinlikle ben Medipol Başakşehir'in olsam kesinlikle tutarım ki muhtemelen tutacaklardır yani. Kiralık ya da işte satın alma opsiyonu neyse. Bizim ligimiz için hakikaten üst düzey bir Premier Lig futbolcusu. Trezeguet. Evet. Doğru hamleydi yani. Devam edelim bakalım. Forvet hattında seçenek. Okaka yine. Ya tabii yani çok güçlü, çok fizik gücü olan bir oyuncu ama üst düzey bir santrafor mu? Ya bu tartışılır yani. Bizim ligimizde biliyorsun böyle sadece fizik gücü yüksek oyuncular her zaman seviliyor. iş yapıyor da. Fenada. Ama sezon geçirmiyordu yani, ama. Ama işte Okaka sizi şampiyonluğa taşır mı? Ben Emre Belezoğlu'nun yani Medipol Başakşehir'in kesinlikle bir santrafor takviyesi yapacağını düşünüyorum yani. Yani ben seneye mesela Medipol Başakşehir'in santraforu kadrosunda olsa bile Okaka olmayacak bence. Peki. Yani tam yani bir oyuncunun üstün fiziksel özellikleriyle oynuyor yani. Hani yetenek olarak biraz eksik diyorsun. Yani zaten kariyerine bakarsan her sene bir takım değiştirmiş bir futbolcudan bahsediyoruz. Tabii ki bizim ligimiz için iyi bir oyuncu. İş yaptı mı yaptı. Ama seneye Emre Belözoğlu'nun hedefleri bence daha yüksek olacak. Bence seneye şampiyonluk kovalayacak. O yüzden de başta santrafor olmak üzere ben stoper ve orta saha takviyesi yapacağını düşünüyorum. Başakşehir'in de hani seneye bu yarışın içinde olacağını düşünüyorum. Bu sene sonradan katıldı yarışa. Kötü başlamıştı ama seneye mutlaka yarışın içinde olacak. Peki. Böyleydi Medipol Başakşehir'in 11'i değerli futbol severler. Geçiyoruz Atakaş Hatayspor'un 11 ekranlara geliyor. Münir. Yine iyi kalecilerinden biri. Evet. Savunma hattıyla devam edelim. Kamil Ahmet, Fatih ve Falet. Yine Adekupbe de Kanada ile şeye gidecek. Dünya Kupası'na gidecek. Dünya Kupası'na Larin gidecek. Atiba ile beraber. Yani Kamil Ahmet de mesela hani kadronuzda bulundurmanız gereken oyunculardan biri bence. Acil durumda. Trabzonspor. Ya tamam. Acil durumda her türlü problemi çözer. Çözüyor da. Devam edelim. Bucema ve Onur. Bucema da yani. Yani ben bilmiyorum Bucema. Biraz saçı kısa olsa mesela bu kadar şey yani, olmaz yani. Yani Dalton hani çok net sana katılıyorum. Evet. O kadar sana katılıyorum ki. Ya bu konu çünkü futbolcuların stilleri ve bunun sahasına yansımasıyla alakalı yazı okumuştum sonrasında. Uzun uzun anlatmayayım sana. Yine konuşuruz. Mesela Ribeiro çok büyük eksiklik. O evet ama hani bu Cema değil. Bence tabii. Devam edelim. Ha tabii ki iyi oyuncu yani. Saba Ljubljanice, Benzia, El Kabi. Yani El Kabi de biliyorsun iddialı ama 5 haftadır herhalde gol atamıyor. Şampiyonluk gol krallığı iddiası vardı. Hala önde. Ama göreceğiz. Benzia oldu mu, tuttu mu? Valla inanılmaz bir gol attı yani. Ya hakikaten kenarik yani. Bir gol attı. Çok olduğunu söyleyemeyiz ama bu. Evet değişik bir oyuncu. Ama müthiş bir gol attı. Hakikaten Premier Lig golü attı yani. Hani standartlarına bir oyuncu. Çok hakikaten çok inanılmaz bir vuruş yaptı. Seneye de Premier Lig Bein Sports'ta onu da söyleyelim burada. 3 sene boyunca hakikaten Premier Lig golü attı. Şimdi, bakalım forvet hattındaki seçimde ne? Yani diyor. Bak bu takımın Hatayspor'un 2 senedir ligde bu kadar başarılı olmasının tabii ki hoca. Tabii ki Sayın Başkan yönetim ama bence saha içindeki bir numaralı faktör Mamadiouf. Ve geçen yani 3-4 hafta önce Ömer Erdoğan şey dedi. Yani her sene yeni takım kurmaktan dedi istemiyorum dedi. Yani bilmiyorum yine bir yeni takım biraz riskli olur bu işler. Çok kolay değil bak bizim lig zor bir lig. Mamadiouf'u kesinlikle tutması gerekiyor. Ribeiro'yu kesinlikle tutması gerekiyor. Kaleciyi kesinlikle tutması gerekiyor. Mutlaka stoper takviyesi gerekiyor. Hatayspor'a. Ben Başakşehir'i burada önde görüyorum. Peki. Biraz böyle Hatayspor bir de şey gitti böyle hani. Bir ritim hani, kayboldu. Ritmi gitti bravo. Doğru kelime ritmini kaybetti. Tabii peki. Ki hani her şey olur ama geçen hafta da Başakşehir'in Altay'ı deplasmanda yeneceğini tahmin ediyorduk. Maçı kaçıran, 3 puanı kaçıran Altay oldu hani. Maçın sonunda. Peki. Evet değerli izleyenler, böyleydi yorumlar yine. Kısa bir ara sonrasında beraberiz.
Sanal Direktör devam ediyor değerli futbol severler. Altay Galatasaray mücadelesiyle devam ediyoruz. Sanal Direktör'e bakalım. Altay taraftarının kadro seçimini ekranlara geliyor. Lis. O da iyi. Yine iyi bir kaleci. Lis, Polonyalı. Kapatıyorum. Evet. Devam edelim savunma hattıyla. Altay'ın Cebrail, İbrahim. Ligin evet, en deneyimli savunmalarından İbrahim. Görkan der. Maşallah diyelim. Ne diyelim? Vallahi bence devam etmeli. Ben çok saygı gösteriyorum. Yani böyle yaşı işte İbrahim'e, Atiba'ya, Nobredani, profesyonel futbolcuya talep var, oynuyor oyuncu. Helal olsun. Devam ediyoruz. Bakalım Altay'da Poco ve Ceyhun. Mesela Ceyhun kağıt üzerinde iyi bir orta saha. Yani ligin en deneyimli oyuncu. Çok az kullandı mesela sezon boyunca. Altay. Hani ben mesela sahaya Poco Ceyhun yazarım ben direkt orta sahaya. Onu söyleyeyim. Sezon yani başından kağıt üzerinde evet. Hani bak tabi bilemiyoruz Gülbüş'ün yaşananları ama. Tabi antrenmanlar değil ama hani ben mesela Altay'ın hocası olsam Ceyhun'u direkt yazarım. Mustafa Denizli zamanı da dahil olmak üzere o yazarım ben orta sahaya. A milli takımın oyuncusu. Büyük takımlarda oynamış. Deneyimli. Geçen hafta o şutu var. Gurbetçi bir oyuncu biliyorsun. Unterhaching'den almıştı Trabzonspor'a Ersun Yanal. Unterhaching'den. Yıllardır ligin bence deneyimli. Hani bence kadroda olmasında fayda olan oyunculardan biri Ceyhun. Galatasaray kariyeri de yine. Trabzonspor kariyeri zaten. Devam edelim. Çok oynamadı yani. Çok fazla süre almadı. Bakalım kanatlar ve 10 numarada taraftar ne diyor? Kapel. Pinares ve işte bu ikili bence yani çok Altay'ı iyi bir şey. Rodriguez çok havalı başlamıştı ama evet, devamını getiremedi. O da bir gerçek yani. Pinares yine %18 aldı oy. Değerli izleyenler bakalım Altay taraftarı forvete kim yazıyor? Ekranlara geliyor. Bamba ama yine yakın rakamlar. Yani mesela Ahmet burada Murat Akça ile Paşa abi niye kadro dışı? Ya tabii bir sebebi vardır ama yani lig bitiyor zaten yani. İki tane deneyimli oyuncu. Artık Paşa Altay'la birinci ligde üç kez gol kralı olmuş bir futbolcudan. Yani neden yani bu kadar kısa süre kala? Tabii bilmediğimiz belki hani kulüp içinde ya da hani takımın içinde. İşte yeni hocayla, Sinan Kaloğlu'yla. O da biliyorsun Altay altyapısına yetişmiş bir oyuncu. Biz belki herhalde demek ki inşallah performansları sebebiyledir diyeceğim ama sürekli oynadı Murat Akça'da. Sürekli oynadı sezon boyunca. Yani geçen hafta hani açıkçası benim beklentim yani havlu atmadı Altay. Onu söyleyelim. Evet. Hani ben Galatasaray maçında da maçın favorisi olduğunu düşünüyorum. Galatasaray havlu attı. Hani geçen hafta da kazanarak artık 44 puan. Bundan sonra maç kazanır mı bilmiyorum. Galatasaray biraz zor. Devam edelim Galatasaray'ın 11 ile. Sanal Direktör'e bakalım taraftar ne diyor? Muslera diyor %90. Peña %8 artı 90'la beraber de o Peña mı Muslera mı sorusu da yanıtını buldu gibi taraftar nezdinde. Bakalım savunma hattı nasıl? Omar bence evet, çok da iyi. Evet. Ya bence Mark zaten Nelson falan oldu. Yani Galatasaray'ın sıkıntısı burası değil. Yani sıkıntılı kısmına da geçelim. Evet, sıkıntılı kısmına geçelim. Marka da bunlar. Ya Van Aanholt 220 tane Premier Lig maçı oynamış. Bu oyuncunun geçen Avrupa Şampiyonası'nda Hollanda milli takımının ilk 11'inde oynuyordu. Ya da kadrosundaydı. Bu oyuncunun bizim lig seviyesinde kötü olma ihtimali var mı? Hollanda milli takımında oynayan ve 220 Premier Lig maçı oynayan bir oyuncu. Ben oynasam 220 Premier Lig maçı futbolcu olur mu? Berkan Taylan ve Pulgar'da %18 oy almış. Pulgar biraz daha yakın. İyi yine bu kadar oy alıyor bu Taylan'la Berkan diye düşünüyorum ben. Gol katkıları yok tüm sezon boyunca. Bir asist var. Bir de asist katkıları var. İki oyuncunun. Yani şimdi sen oynasan Galatasaray orta sahasında ya da burada kameraman arkadaşlardan biri oynasa ya da yani bir tane gol atmaz mısın? Galatasaray'da oynuyorsun. Yani boş Fenerbahçe'de pozisyon falan, karambol falan. Beşiktaş'ta oynuyorsun. Trabzonspor'da oynuyorsun. Gol atamadın asist yap bir tane. Zaitsin 8 golü var mesela. Asist yaparsın bir tane. Bir tane asist var işte. Berkan'ın bir asisti var. O da Trabzonspor maçında yanılmıyorsam bir asist olduğu için. Hani yani. Peki. Devam edelim. Kanatlar ve orta saha ile beraber. 10 numarada. Babel de bence fena değil. Ben Babel'i biliyorsun hep konuşuyorum. Ben iyi futbolcu olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'da iyi bir dönemine denk gelmedi Galatasaray'ın. Çıkıldağ'ın da açıkçası ben hani Berkan, Taylan, Morutan
dersen hani Çıkıldağ'ın, ben onun da bir en azından futbol, iyi bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. Ama tabii Berkan Taylan'la biraz zor. Hani mesela Sampdoria iddiaları var, bilmiyorum. Yani mesela orada oynayacaktır muhtemelen. Ya da hani iyi bir takıma denk gelseydi Çıkıldağ, Romanya milli takımında ilk 11 oynuyor Çıkıldağ. İşte İsrail deplasmanında ilk golünü attı takımının. Kerem ve şöyle bir durum var. Galatasaray'ın tek gol, o, hücum opsiyonu diyelim. Yani Kerem iyiyse, atarsa, attırırsa Galatasaray maç kazanıyor. Peki. Ya bu tabii aslında Kerem için iyi bir şey belki ama bir futbol takımı için, bırakın hani Galatasaray'ı, Fenerbahçe, Beşiktaş'ı, Trabzonspor'u, bir futbol, bir kişinin ayağına bakar mı? Bakarsa böyle küme düşme hattında olursun zaten. Bakalım forvet konusunda seçimine taraftarın. Muhammed diyor taraftar. Evet, yani, Halil ve Gomis'i yani, geride bırakıyor. Mustafa evet. Muhammed. Maç yorumu alayım geçeyim. Yani ben Beşiktaş, biliyorsun Muhammed'in de ligin en iyi santraforlardan biri olduğunu düşünenlerdenim. Halil de mesela geçen hafta tam iyi oynuyordu. Çıkardı hoca. Torrent tabi Guardiola'nın yardımcısı olduğu için biliyor. Mutlaka bir bildiği vardır. Valla ben hani biraz Altay'ı, yani son Altay'ında bir önce Rizespor maçında olduğu gibi her maç çok kritik olduğu için ve Altay'ı biraz daha hani önde görüyorum bu maçta. %51 Altay diyelim. Tabii ki yani neticede Galatasaray takımı, büyük takım. Tabii kazanabilir ama hani o reaksiyonu verebileceğini bilmiyorum. Ben en azından düşünmüyorum. Geçen hafta Malatya Spor karşısında seyrettik yani. Özellikle ilk yarı Malatya'nın gol beklentisi daha yüksekti. Peki. İzleyip göreceğiz tabii. Ve son maçımızda değerli izleyenler, Beşiktaş-Kasımpaşa maçı ki Raşit Altun'da katıldığım üzere haftanın maçı, yani en keyifli olması beklenen maçı maçlarından biri, belki de maçı. Evet. Bakalım taraftarın seçimi nasıl ekranlara geliyor sanal direktörde. Kalede Ersin var diyor. En yüksek evet. Gördüğüm kaleci oyu da benim bu oldu. Bugün. Bu %100'lere de gördük ama hani bu hafta için bu oldu. Bu hafta 98 Ersin. Devam edelim. Hak ediyor zaten. Üçlü oynamaya Beşiktaş alıştı mı? Net. Peki. Ya şimdi Beşiktaş mesela Giresun'da puan kaybetti ama Giresun yani pozisyon vermedi. Yani pozisyon bir tane pozisyonu var. Ve maç boyunca Giresun'u yoğurdu yani. Giresun'u tebrik etmek inanılmaz bir defans yaptı. Eleştirilen konuşuydu Raşit Altun. Acaba Beşiktaş bu yeni sistemiyle kapanan takımlara evet. karşı zorlanır mı idi? Bugün, bu hafta anlayacağız. Yok, geçen hafta değil. Zorlandı ama. Zorlandı. Hani orada açamadı hoca. Evet olabilir ama daha hani 3. haftası. Mutlaka çözüm. Yani orada tabii Teixeira'nın biraz performansı Beşiktaş için hayal kırıklığı oldu. Evet. Mesela Enkudu girdikten sonra hem maçın son dakikasında Güven Yalçın'ın pozisyonu Enkudu yaptı. İndi çizgiye kesti. Güven orada iyi stop edemedi topu. Burama çok net bir pozisyondu aslında. Evet. Yani maçın tamamında üstün oynayan takımdı. Bence burada Giresunspor'un defansını yaptığı defansı tebrik etmek lazım. Yani Beşiktaş'tan puan almak için Hakan Keleş bir plan yapmış, onu uyguladı. Çözemedi Beşiktaş. Rozier ve Rıdvan, özellikle Rıdvan hatta tüm kariyer için evet. önemli günlerden geçiyor. Eğer zaten bak günümüz dünyasında çıktı. Tabii günümüz dünyasında artık çıkan bekler gole artık orta sahaya katkı yapan. Bek değil, orta saha oyuncusu diyelim. Tabii. Hatta bir kanat oyuncusu. Ben çok konuşulduğunu düşünmüyorum ama transfer yapma ihtimali, ben ilk 3'e yazıyorum Rıdvan'ı. Kesin 2001'li. Süper Lig'den. Evet. Yurt dışına. Ama evet yurt dışına. İhraç. Rozier'in de Pereira'nın transfer listesinde olduğu hacklenince hoca ortaya çıktı. Brezilya basınına yansıdı. Bu arada yani tüm hücum hattını alalım bu arada biz. Bir dakika, Pereira'nın da burada Pereira'nın transferlerinin de Josef'i Türkiye'ye getiren Fenerbahçe'ye, Crespo'su kimi çok iyi olduğunu söyleyelim yani. Hoca neredeyse karavanası yok yani Pereira'nın. Rozier evet. istiyor, Osayi Samuel istiyor. Evet. Şimdi bir yorum alayım Raşit Altun. Son 2-3 dakikamız, Kasımpaşa 10-11'ini vereceğiz. Gezal 2 sezondur Beşiktaş'ın yıldızı. Ben Batshuayi'nin de bu ligin en iyi santraforlarından biri olduğunu düşünüyorum yani. Muhammed Mustafa ile birlikte Batshuayi ve ligin gol kralı olacağını düşünüyorum. Enkudu da sanki olacak. Oldu. Yani Enkudu da Teixeira olmayınca Larin de hani artık herhalde seneye Beşiktaş'ta bakalım olacak mı olmayacak mı? Bir de kilidi atacak oyunculardan biri. Yani tek opsiyon burada Gezal'dı, yaratıcılık. Evet. Enkudu'nun da süratiyle orada etkili olacaktır. Geçiyoruz Kasımpaşa'ya değerli izleyenler. Teixeira'ya bak, %11 almış. Çok düşük yani. Teixeira'nın evet %11 oy aldığını da yine ekleyelim. Pek de formda bir dönemden geçmiyor yine Teixeira'da. Ama bakalım, Kasımpaşa çok formda bir dönemden geçiyor takım olarak. Ligin Fenerbahçe 30 puan,
Ligin ikinci yarısının 29 puanla ikincisi. Yani lig İnanılmaz. İkinci yarını sadece baz aldığımız zaman 29 puan müthiş performans. Burada tekrar Sami Hoca'yı tebrik edelim. Yani Farioli kadar konuşulmuyor. İtalyan Farioli kadar tüm Sami Hoca niye konuşulmuyor? Takım üzerinden Kasımpaşa'yı çıkmadan değerlendirelim. Değerli evet, izleyenler yani çünkü Mulekası'yla, evet. Umut Bozoğlu'yla. Eren'in Fenerbahçe ismi geçiyor. Bence Rıdvan Yılmaz'la birlikte ligin en iyi iki yerli sol beki zaten çok fazla yok. Milli takıma Eren'le Rıdvan Yılmaz olması gerektiğini düşünüyorum. Bundan sonra sol bek opsiyonunu Eren'e oynatırsın, Rıdvan'a oynatırsın. Bence bu olması lazım. Muleka 9 gol, 9 maçta 68 dakikada bir gol atıyor. 98'li bir oyuncu Muleka'da. Çok genç bir oyuncu. Şimdi, tamam da Cihan. Küme düşme hattındaki en son baktığımda 18 takımlıkta 16.'ydı. Standart Liège'den kiralık gönderilen bir oyuncu. Belçika Ligi deriz mesela. Ya Belçika Ligi'nde attı. Yani işte, gözden kaçmış olamaz mı diyorsun? Hayır, ben gözden çıkarmış Standart Liège. Ben burada diyorum ki yani bizim ligimizin seviyesi diyorsun tabii. Maalesef. Ya yani Standart Liège'in gözden çıkar ya kiralamış zaten de hani ya küme düşme hattındaki bir takım bir oyuncuyu kiralık gönderir mi? İyi bir oyuncu yani iyi bir oyuncu olduğuna inansalar. Demek ki bir yani ihtiyacımız yok demişler, göndermişler. Bizim ligi ters çevirdi. Takla attı 9 gol. Ya biz kendimiz devamını görmeyelim. UEFA'da biz 20.'yiz. Belçika 13. Mesela Fenerbahçe'li Frey gitti. Atıyor ya şey ne Belçika liginde. Belçika ligi 13. sen 20.'sin UEFA sıralamasında. Doğru. Peki Raşit Altun çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Haftanın maçı bence yani en keyifli maç bu olacak diye düşünüyorum. İzleyip göreceğiz. Ben de katılıyorum. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Raşit Altun bugün de sanal direktöre değer kattın. Bizden bugünlük de bu kadar değerli izleyenler. Sizleri hafta boyunca tr.beansport.com adresine bekliyoruz. Gelecek hafta saat 17'de karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.